Yani böyle nasıl idare ederim bilmiyorum. Kendisiyle ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? Dedim ya, en kısa zamanda konuşacağım. Hiç merak etme. Söyleyeceğin şeyleri hazırladın değil mi? Çünkü ben artık daha fazla beklemek istemiyorum. Bir an önce konuş da bitsin bu belirsizlik. Gerçekten ben de hiç memnun değilim bu belirsizlikten. Ama çözeceğim. Söz veriyorum. Ona olup biten her şeyi anlatacağım. İçin rahat olsun. Meryem'i dinlemeliydim. Bu işin sonunda üzüleceğimi söyledi bana. Bunun bir oyununu bile bile niye kandırdın ki kendini? Niye inandın ki bu kadar? Aha, tamamdır. Yarına kadar halledebilirseniz sevinirim. Sağ olun, iyi günler. Duydun işte Oya'cığım. İstediğim maaş düzenlemesi yarından itibaren hallolacak. Harikasın, gerçekten çok teşekkür ederim. Biliyorum seni de sıkıştırdım ama sen de benim huyumu biliyorsun. Yani belirsizlik içinde çalışamıyorum. Hem bir an önce düzenimi bileyim de ona göre daha verimli çalışayım, değil mi? Biliyorum, biliyorum. Deniz, ben Ayşe'yi bulamadım ama biliyor musun nerede olduğunu? Az önce çıktı Cemil Bey. Tamam, teşekkür ederim. Haber vermeden nereye gittik ya? Yapmanın planlarını yapıyor. Boşanırız. Bir iki ay sonra da Oya ile evlenir. Zaten sevdiği de o. Çocuk falan da yapar, mutlu mesut yaşarlar. Ben de bir daha hayat boyu kimseyi sevemeyip yapayalnız ölürüm. Efendim? Ayşe, neredesin? Ben erken çıktım. Bir işim vardı da onu halledip döneceğim. Niye haber vermedin ki bana? Ne işin var? Telefon faturamı ödemek için çıktım. Her yer kapanmadan çıkayım dedim. Ya internetten öderdik. Kendini niye yoruyorsun? Olsun, ödedim zaten. Geçiyorum şimdi eve. Peki, tamam. Ya bir sıkıntı yok değil mi? Ben seni göremeyince... Yok, başka bir şey yok. İyiyim. İyi, sıkıntı yoksa. Ha Ayşe. Benim seninle bir konuda konuşmam gerekiyor. Telefonda mı? Aa, yok yok, hayır. Yüz yüze konuşalım. Tamam. Eve gelince konuşuruz, olur mu? Kapatıyorum şimdi. Tamam, görüşürüz.
evliliğin gerçeğe dönüşmeyecek Ayşe. Kabul et artık, kabul.